Bugün de burada aramızda yapacağımız oylamada Ütopya'dan gitmesini istediğimiz en az 3 adayı belirleyeceğiz. Semih, seninle başlayalım lütfen. Buyur. Hanımefendiler, beyefendiler, iyi akşamlar. Bu hafta birinci olarak çıktım kotaya, tahtaya yani, oy atmak üzere. Tabii ki ne yapacağım? Gidecek kişiyi belirleyeceğim buradan. Geçen hafta ne demiştim ben? Tuncay Efendi'ye arkadaşını korumak için plan yapacak mısın? E ne oldu? Dün Buket'le yürüyorsunuz yolda. Sana bir uyarıda bulundum. Dedim ki yine aynı davranışta bulunursan yine kaybedeceksin. Uyardık. Noyan'da da uyardık. Dedik ki taklacıyı korursan Noyan'ı indiririz. Şimdi aynı şeyi yine söylüyoruz. Taklacıyı korursan Buket'i alırız. İlk çıkan yarışmacı olarak tahtaya, gidecek kişiyi belirliyorum bu hafta. Korkma, korkma, geliyor. Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Allah'tan ikinci ben çıkıyorum. Çünkü gerçekleri anlatacağım. Buket'e iki tane attı, Bahadır'a bir tane attı. Her zamanki gibi Bahadır'dan da bizden de korktu. Ve bunların sanırım ileri vitesi hiç yok. Hep geri vites. Başka bir şey yok. Kurtar bakalım o zaman Buket'i. Kurtarırım ya da kurtaramam. Çok güçlüydün ya. Evet. Ha? Bunu eğer Buket elenirse sen kesinlikle tadacaksın. Nasıl güçlü olduğumu tadacaksın. Bir tane altar atıyorum. Altar atmamın nedeni şu. Altar. Yanan bir mum alevi gibisin. O kadar haksızlık yaptığını söylüyorsun ki keza 313. gün bugün. 313 gündür biz bu adamın algı operasyonları yaptığını söyledik. Başka şeyler yaptığını söyledik. Ama sen sadece konuştun ve hep geri vites yaptın. Sana karşı duran güya dostların şimdi düşman oldunuz, birbirinizi yiyorsunuz. Ama ne sesin çıkıyor ne soluğun, tam tersine. Halen eski altar olarak Buket'in gitmesi için beni karşısına koyuyorsun. Buket'in gitmesi için seni 13 günlük yarışmacıyı karşısına koyuyorsun. Arkadaşını senin koru. Senin oyların yüksek mi altar sence? Arkadaşını koru bence. Bence altar. 8 zorlu potadan döndüm ben Tuncay. Senin artık gitme vaktin geldi. Hızla başlayan oylamada kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Buket 3 oyunu da altara atarken Dilay hemen ona karşılık veriyor ve altarın oyu 6'ya, Buket'in oyu ise 5'e yükseliyor. Ben seni günler önce uyarmıştım Buket ve bugün şu an bununla karşı karşıyasın. Sana 2 oyum olacak, altara 1 oyum olacak. Ve Murat Bey ve buradaki diğer arkadaşlar, benim yalnızlığımı şikayet eden arkadaşlar var ya, sizin gibi sahte kalabalıklar çizmediğim için her zaman kendimle gurur duyuyorum. İsmim yine potada, 9. potam bu. Ama gerçekten güzel bir şey. Buket beni yazarken bir neden bulamıyor. Ondan sonracığıma Tuncay yazarken havadan sudan nedenlerle beni yazıyor. Bu bir daha ikidir. Bu hafta dokunulmazlığı gerçekten ucu ucuna kaçırdığımı düşünüyorum. Tampon mesafesi diyebiliriz. Gördüğünüz üzere son dakikalarda değişik bir bantlarda hareketlenme vardı ekranda gördüğünüz üzere. Son dakika kaçırmış olabilirim ama hiçbir sıkıntı yok. Bana gelen oyların hiçbiri, gazetelerin hiçbiri boşa gitmeyecektir. Ben bunun emeğini, hakkımı veriyorum. Şimdi bakalım potoya bakalım. Tıpış tıpış takip edeceksin abilerini. Anladın mı? Tıpış tıpış. Tabii ki. Başka yoksa bir şey yok. Yoksa o gelmez. Şunu söyleyeceğim, her yerde, her kavgada illaki meral var. Kavga olmasa kavga yaratmaya çalışıyor ve nerede ne olursa olsun alakalı veya alakasız bütün olaylara dahil oluyor. Ve ben öbür oylarımı da meralden yana kullanıyorum.
hatırlatacağım. Bunu söyleyeceğim son olarak da beni herkes efendim çalışan dürüst olarak nitelendiriyor, değerlendiriyor. Size ne diyorlar? Ambaşı da olsun. Kimin? Teşekkürler, hayırlı olsun. Kenan yaptı. Evet. Ben abim ha. Altar, sen nasıl birisin biliyor musun? Gerçi sana günler önce şey dedim. Altar, biraz büyüdükçe düşüncelerin değişecek. Olgunlaştıkça ben neler saçmalamışım. Neler saçmalamışım. Buradaki hiç kimseye saygı duymuyorum. Bu bir gerçek. Farkındayız, evet. Çünkü hiçbirinizin saygı duyulacak bir duruşu yok. Hiç hoş değil. Bu ikincisi. İnsanlara ve sana saygı gelince saygı ben sana dedim ki Altar, sen ve ben var mısın düelloya? Ya sen de dedin arkadaşım, ki illaki denk geliriz. Sakin ol yarışmacıyla nasıl aynı kefeye kendini koyuyorsun? Komik duruma düşün. Altar, Bahadır'la gir potoya. Elenmiş gelmiş adam. Altar, bir Serkan'la gir. Kızarma. Adamlar elenip gelmişler. Sakin ol Altar. Siz elenip gelen tayfayla girin birbirinize. Sen de denk geliriz dedin. Ben denk gelmek istemiyorum Altar. Seninle birebir potada olmak istiyorum. Bir. İkincisi de Altar, o Buket'e normalde bütün oyları Buket'e atacaktın. Ama biliyorsun ki Buket'in oyları şu an için düşük. Sen de böyle nemalanmaya çalıştığın için böyle giderli cümleler yapıyorsun ya, daha komik oluyorsun Altar. Daha vasıfsız oluyorsun Altar. Ve daha saygı değerin aşağıda oluyor Altar. Teşekkürler. Noyan gitti. Yanından şimdi sıra Buket'te. Tek kaldığın zaman bakalım ne yapacaksın? Kimin elini öpeceksin? Ya da okula... El öptüreceğim. Göreceğiz. Ya da okula hiç yapmadığım kayıt, şey ama size el öptüreceğim. Onu kafama okula koydum. Öğrenci kaydı açıp Meral'in yanına alma ihtimalin yüksek. Beni şu konuya eklemeyin. Göreceğiz. Benjamin. Beni şu konuya eklemeyin. Evet. Kontenjan açılıyor oradan. Okulun müdür yardımcısı gidiyor. Evet. Bahadır Bey. Korkak Murat. Aramızdaki fark bu. Bahadır Bey, Korkak Murat. Teşekkür ediyorum hitabın için. Şöyle sana 3 oyumu atıyorum. Evet. Göreceğiz diyor. Haftaya ne yaptığını göreceğiz dedi Murat. Bakın çok net söylüyorum. Haftaya eğer Buket elenirse, haftaya sizi eleye çevirmezsem, aranızdan size seçim yaptırtmazsam, o zaman ben de Tuncay değilim. Tamam. Bunu çok tamam. net söylüyorum. Bu lafını unutma. Aranızdan bu lafını unutma. Size tamam. seçim yaptırtmazsam tamam. o zaman konuşursunuz. Tamam. Ha artistik yapıyorsun diyorsun ya, sen diyorsun güçsüzsün, zayıfsın. O zaman haftaya görürsün, yazabilirsen gönderirsin. Ama yazamazsan her yazdığım kişiyi göndereceğim. Tamam. Her yazdığım kişiyi tamam. göndereceğim. Yine bizim yazdığımız giderse özür dileyecek tamam mı? Misin? Görürsün. Özür dileyip elimi öpecek misin? Özür dileyip elimi öpecek misin? Şimdi yine bir geri vites potası ve yine bir korkaklığın potası. Yaptığınız hiçbir şey olmadığı için o kadar çok konuşuyor ve o kadar açıklama yapıyorsunuz ki bu yüzden çok zavallı insanlarsınız. Ağlayacak galiba abi. Ve sizler iyi bir yarışmacı olduğunuz için değil, söylenenleri çok iyi yaptığınız ve biat ettiğiniz yarışma için kendinizi bozduğunuz için destekleniyorsunuz. Bu bir. İkincisi, Altar. Hani duruş? Hani mağdurdun? Niye kaçtın? Ya da sizler geçen hafta kaçtınız, bu hafta yine kaçtınız. Yok sen kaçtın geçen hani, hafta. Hani Semih Efendi, sen 3 oy atmayı isterdin. Niye 2-1 oy daha atıyorsun? Yok ben bir mermi sıkmaya başlarsam 11-12 Serkan abine sor. Bu da sana gelsin. Ne dedim? Dedim ki size strateji nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve birazdan bu kişide sizin nasıl bir zihniyet taşıdığınızı herkes görecek. Şimdi ben diyorum ki siz hep böyle kaçıyorsunuz ya.
Tuncay'ın dediğine çok iyi katılıyorum. Gün gelecek, birer birer alacağız. Ve ben şu cümleyle de kapatacağım. İnsan cesaretiyle yaşar ve riskleri ile var olur. Sizler yoksunuz ve olmayacaksınız. Bukete güle güle. Tabii. Sattın yine arkadaşım. Buketli Altar potada. Ama burada 3 tane olasılık var. Murat, Bahadır ya da Meral. Bu da benim atacağım oylarla ve devamında da Kurir Tülen'in atacağı oylarla biraz belirlenecek. Sen Bahadır'ı atmayı seversin. Atmıştın ya bir kere. Bu oyunu bozmak için de Bahadır'a bir tane atarız. Şimdi ben zaten imkanım olsaydı Buket'i kurtarmak için burada bir şey yapmaya kalkardım ama bu saatten sonra maalesef Buket potada. O yüzden gönlüm kimlere istiyorsa onu atacağım. Boşa yani. Hayır, boşa değil. Boşa yani. Her attığım oyun sizde ne kadar derin yaralar açtığını ben her geçen gün daha iyi gözlemliyorum. Sen rahat ol. Altar. Diyorsun ki siz 8 kere dokunulmaz oluyorsunuz ama ben 8 kere potadan döndüm. Ha, şunu bileydim. O yüzden Altar, bak bu sana geliyor. Afiyet olsun. Tamam mı? Şimdi Murat Bey, bunların arasına girdin. Ve bunu da Kuvvetülay Motor söylüyor, ben değil. Bunun faturasını yakında ödeyeceksin. Kuvvetülay Motor. Evet, Kuvvetülay. Oyuna mı muhtaç kaldın? Siz. He? İkiniz. Ben kim atacağımı çok iyi burada biliyorum. Yaratmış olduğunuz sahte aşkınızdan dolayı dışarıda takipçilerinizi kaybetme durumuna geldiniz. Ve dışarıdan gelen ağır baskıların üstüne ne yaptınız? Yeni bir düzenek kurmak zorunda kaldınız ve yeni bir yalan uydurdunuz. Bu yalan nasıl ortaya çıktı? Küçük bir şakayla olabilir ve Kurre Tülen'in her zaman ağzından kaçırdığı kelimelerle olabilir. Biz sizlerin nasıl yalanlar söylediğinizi, nasıl oyunların arkasına sığındığınızı ve insanları burada final bileti almak için nasıl kandırıp bir yere gelmeye çalıştığınızı defalarca kanıtladık. Bunu inkar edemezsiniz çünkü daha dün bile bununla ilgili ağzınızdan çıkan kelimeler var. O yüzden siz ikiniz halk nezdinde asla affedilmeyeceksiniz. İnsanları bir daha kandırmaya kalkmayın. Hadi. Kurre Tülen bütün tabloyu değiştirebilecek çok kritik bir oy kullanacak. Kurre Tülen 3 oyunu da Bahadır'a atarak eski grup arkadaşı Murat'ı eleme potasından çıkaracak mı? Yoksa bu oylama Kurre Tülen için eski grubuyla bir hesaplaşmaya mı dönüşecek? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Dokunulmazlıktan düştüm. Tabii ki bu dokunulmazlıktan düşmem hiçbir şekilde beni yaralamadı. Beni yaralayan başka şeyler oldu ama bunları sizinle tabii ki elinize koz vermemek için sizinle paylaşmayacağım. Dokunulmazlık alamamamın sebebini kesinlikle Semih'e bağlamıyorum. Hani demiştiniz ya Semih'e bağlıyor diye, kesinlikle Semih'e bağlamıyorum. Çok az bir farkla belki de bir gazeteyle bile dokunulmazlığı kaçırdığımı düşünüyorum. Bu hafta dileğin yazılma ihtimali olduğundan dolayı Semih'in dileği o istediğini, bu yüzden de bütün herkesin dileğe yüklendiğini, Murat Rışvan'ın da bütün oylarının minimuma düştüğünü düşünüyorum. İndiğini düşünüyorum. Biraz önce Murat Rışvan'la Dilay Bedir konuşurken fısıldaşıyorlardı. Şöyle bir şey duydum. Dedi ki Meral'e dedi atarsa dedi bakalım dedi kurtaracak mı gibi, göreceğiz gibi bir şey söyledi. Onu kurtarmış olmasa da gidelim. Pembe Bank'ı. Pembe'yi ben çok severim Dilay. Anladın mı? Pembe'yi çok seviyorum. Benim de maalesef burada benim pembe hayallerim vardı. Ama sen onu
rengarenk gittin. Benim Semih'le güzel vakit geçirdim, bankı boyadın. Murat dışlandırdın, Alaçatı'dan oradan bağırdı, dedi ki... Malzeme vermeyeceğim diyor, yine konuşmaya Dilayana, başladı. Dilayana, boya çok güzel oluyormuş dedi. Bir de dedi şunları sık dedi. Boya bir tane boya, böyle daha güzel... Böyle etrafa uygun renkler seç. Bence güzel yani boyaman, çok güzel hem de. Murat Rışman, son günlerin. Güzel geçir. Sen böyle şeylere sebep olduğun sürece buradan gideceksin, bunu bil. Semih lavaboya gitti içeri. Tekrar Murat Rışman, Semih gidince bunları söylemeye devam etti. Semih yanında genelde böyle şeyler pek fazla söylemiyor. Çünkü o olmadığı zaman genelde söylüyor. Onun hakkında konuşabilirim. Onun hakkında da artık konuşabilirim. Çünkü artık Dilay'a güvenmiyorum. Benim bütün umudumu, ümidimi, bütün güvenimi kaybetti. Kendisi dışarıdan gelen saçma sapan selamlardan, o bunu yazmış, şu şunu yazmış, bu bunu yazmış. Ben bunları çekmek zorunda değilim. Bunların sorumluluğu da ben değilim. Değil. Şu an burada ben konuşuyorum. Ben seni bölmedim. Sana artık zerre kadar güvenmiyorum. Çünkü sen benim sana olan güvenimi tamamen yıktın. Sana artık hiçbir şekilde güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü yaptıklarınla, söylediklerinle, önceden söylediklerinle, iki hafta önceki söylediklerinle, şu anki davranışların hiçbir şekilde çelişmiyor. Ben şu an yalnız olabilirim. Semih'in şu an beni yalnız bırakmasının bir amacı olabilir. Onun bir nedeni var. Onun nedenini ben biliyorum. Ama senin bir nedenin yok. Anladın mı? Senin bir nedenin yok. Senin bir nedenin yok. Sakin. Sakin olmayacağım. Ben ne dedim? Beni dedim buradan sevdiğim insandan zerre kadar ayıracak en yakınımdaki insan dahi olsa ben bu insanı buradan gönderirim. Bu kadar açık ve net. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Burada kura çekilişi oluyor. 10 numara çıktı, sevindim. Murat Rışvan Bey dedi ki Arda Sezen'e de 12 numara çıkmıştı dedi. Buradan dedi sandığını sürükleye gitti demişti. Bakalım kim gidiyor? Göreceğiz. Geçen hafta ben Murat Rışvan Bey'i kurtarmak istedim. Meral'e atmıştım. Meral'e atınca 4 olmuştu. Kendisi 7'ydi. Ama Semih ne yaptı? Meral'e atmadı. Murat Rışvan'a güvendiğini söyledi. Ben de kendisine çok güveniyorum ya. O kadar çok güveniyorum Serkan'la ki. Serkan'la Bahadır'la aynı oyu atacaksın. Evet, yani. Kafecilerle, kafecilerle ben, aynı oyu atacaksın. Ben ağlama. Murat abiciğine oy atmıyorum ama onu da potadan kurtarmıyorum. Hadi atsana. Atsana hadi. Tamam, atsana. Atıyorum. Çıkınca da ondan sonra senin hakkında yazılanları izlersin. Tamam, atıyorum. Atsana hadi. Tamam, at dediğin ben için de sana atıyorum. Söylüyorum. Tamam, at dediğin yok, için bana atacağım. Bana mı atacaksın suçu ondan sonra? Semih bana at. Hayır. Sakın beni sana diyorum ki seç diyorum. Seç. Yok, beni ilgilendirmiyor. Güveniyor musun? Beni ilgilendirmiyor. Evet. Biz gidecek olanı zaten tayin ettik. Beni ilgilendirmiyor gerisi. Sen şimdi bu peruklunun sözüne mi kanacaksın? Yani onun tehditine maruz kalıp Murat'ı düşürecek misin? Sana ne? Sana ne? İstediğimi oy atarım. Şu an burada ben varım. Dediğim gibi kaderiniz benim ellerimde güvercin. Sakın beni kurtarma. Burada bunu bırakıp sonra 3 tane de bunu atıp. Haram ediyorsun. Sakın beni kurtarma. İkinizi de kurtarabilirim. Sakın. Ben burada hakkımı herkese helal ettim ama hayatım boyunca seni affetmeyeceğim. Ben çünkü kendi hırsların için, kendi hırsların için beni kızıştırmak için şey yapıyor. Diyor ki Dilayana diyor işte diyor hadi diyor dokunulmazlığı aldın. Bana oradan sitem dolu sözler söylüyor kendisi. Kendisi yüzü buradadır. Birincisi Dilay Bedir'e pembe bankı boya çok güzel olduğu için diyeceğim sana bunu atıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sana bunu atıyorum. İşte sizin davanız da bu kadar. Ben konuşuyorum. Bahadır. Çok da güzel oldu. Sevgilime peruklu dediğin için bu da sana. Sevgilim diye hala söylüyor. Sevgilime peruklu çok iyi ya. Eşitledim sizi. Bu sana ne demişti? Düello'ya davet ediyorum bilmem ne falan filan demişti. Ivır zıvır bir şeyler söylemişti. Bu da Meral'e gelsin. Kardeşim için. Biraz önce Kuleti Erman'a bir şeyler söyledi. Söyleyebilir. Zaten bizim
bu tarafla ilgili olan olayları sizin önünüzde paylaşmayı kendisi çok seviyor. Ama ben yine de pek bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyebileceğim bir şey. Müsaade eder misin? Tek söyleyebileceğim bir şey. Geçen hafta demiştim ki duvar saatin üzerinde bir kız var. Ve gülümseyen bir kız var. Herkes onun sevgimi sorguluyor demiştim. Evet, o kıza olan sevgimi kimse sorgulayamaz. Ben o duvar saati üzerindeki kızı hala çok seviyorum. Ama bu kızı tanımıyorum maalesef. Çünkü çok değişmiş. Ben buraya o geldikten sonra hatta kendisine de söylemiştim. Demiştim ki Kuleçiden evet değişmişsin biraz ama belki de bu değişiklik senin hayrına olacaktır. Belki de senin için dışarıda veyahut da buradaki insan ilişkilerinde iyi olacaktır demiştim. Fakat o gülümseyen, masum, küçük baloncuklardan bile mutlu olan kız gözlerinde... Maalesef gitti benim pembe. Semih'le vakit geçirdiğim bankın müsaade edersin, anlatıyorum ama. Boyadı, sen rengi bölüyorsun. Aldı. Müsaade et. Ben o konuda hatalı olduğumu düşünüyorum zaten ama keşke konuşabilsek ama maalesef seninle konuşamıyoruz. Çünkü sen benimle konuşmak niyetindeysin. Çünkü sen zaten beni hiç pek sevmedin açıkçası. Sen ağladığın zaman abime 50 kez abi bak bu kız ağlıyor rica ediyorum sana ihtiyacı var lütfen artık gider misin? Artık samimi gelmiyor çünkü senden dediğim çok için... güzel oyuncu olur tamam mı? Bu kadar basit. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Güvenme umurumda değil yani. Senin bana güvenip güvenmemen. Tamam yani seni sevmem için. Seni sevmem için. Alakadar etmeyen saçma sapan dolapla ilgili bana ahkam kesin diyorsan. Senin beni sevmene ihtiyacım yok. Ben o pembe dolapla ilgili bunu söyleyebilirim ben. Seni sevmem için senin beni sevmene ihtiyacım yok. Sana ihtiyacım yok. Murat abi senden özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Sana daha düne kadar savunduğum için özür diliyorum. Kalbini kırdığım için özür diliyorum. Seni abim. Senden de özür diliyorum abi. Çünkü her seferinde ağladığı zaman sürekli dedim ki abi Allah razı olsun. Yani Semih'le Murat'ın beni kötülediğini mi söylüyorsun bu zamana kadar? Kötülediğini söylemiyorum. Kendi yaptığım şeyden bahsediyorum. Sen bunu açıkla. Niye özür diliyorsun? Tamam, hayır, ben burada konuşulmasını istemiyorum. Tamam. Açıkla. Semih sana benle ilgili ne söyledi? Susar mısın? Ben bunları bilmek istiyorum. Tamam. Hayır söyle. Tamam. Duymak istiyorum. Beş yani. Kez tamam. Söyle diyorsun. Bir kere söyle bitir yani. En yakınımdan bana daha iki gün önce gelen mesajı söylemek istiyorum. Bir daha Kuretülen için ağlarsan arkasından sen çıkana kadar izlemeyeceğim. Annenden gelmiş. Böyle bir not geldi bana. Yani. Bu benim için yeterlidir çünkü onun arkasından nasıl üzüldüğümü, dokunulmazlık bile aldığım için sevinemediğimi insanlar zaten görüyorlar. O benimle yani ne zaman bir şey konuşmak istedi de. Sürüyor, sonra gidiyor eğleniyorsun biliyorsun çok problem. Sen de gülüyorsun sen de üzgünsün. Sen de abimle problemlerin var ama yarışmaya devam ediyorsun. Sen de yarışmaya devam ediyorsun. Sen üzülüp neyse, bir kabuğuna tamam, çekilmedin sonuçta. Verebilirsin tabii ki müsaade edersen konuşacağım zaten. Tamam, konuş. Anladın mı? Seni zaten tanımıyorum. Sen kimsin bilmiyorum. O kız nerede onu da bilmiyorum. O kızı sevmeye devam edeceğim ama o kız sen değilsin maalesef ki. Bankı boyamamla ilgili bir durum var. Gerçekten şöyle bir şey var. Kaan, bizim canımız, kardeşimiz dediğimiz insan gitti. Ve oraya çok büyük bir emek sarf etti. Ve ben o gittiği zaman iki gün travmadan çıkamadım. Ağladım sürekli ve kimse benim yanıma gelip beni teselli etmeye çalışmadı. Beni eden abilerimi ben biliyorum. Devam ediyorum. Ben tabii ki de aslında bunu ona sormak doğrudur. Orada hatalı olduğumu kabul ediyorum. Zaten izin verse söyleyeceğim hatalı olduğumu. Söyleyeceğim fakat ben oraya boyamaya başladığım an kendisi zaten oradaydı. Bana gelip hop kardeşim sen ne yapıyorsun? Benim bankımı niye boyuyorsun? Demedi. Benim tek söyleyebileceğim bir şey geceleri restoranda gelip ayaklarımı örttüğünü biliyorum. Ve sırf bu yüzden bilmem kaç gece ben ayaklarımı açık bir şekilde bırakıyorum kuretler. Ben jelibonların içinden limonları seçip sana veren bir insanım. Sen benim sevgimi sorgulayamazsın arkadaşım. Sen benim sevgimi asla sorgulayamazsın. Sana ayırdığım, seni izlemek için ayırdığım vakti sen bilemezsin. Senin arkandan neler konuştuğumu, abilerine ne anlattığımı, seninle ilgili ne konuştuğumu sen bilemezsin. Dediğim gibi ben o duvar saat üstündeki kızı hala çok seviyorum ama bu kızı tanımıyorum. Bu kadar. Daha da sizin önünüze bir şey konuşmak istemiyorum. Ben
Ben de defalarca dışarıda ağladım ama sen benim yanımda durmadın. Beni sevmeyen Murat Rışvan'ın yanında durdun günlerce. Semih'in durmamamın sebebi var. Onu söylemeyeceğim tabii buradaki arkadaşlara bunu. Ama senin bununla alakalı hiçbir şekilde sebebin yok. Birincisi bu. İkincisi bana nefret dolu gözlerle bakıyorsun. Şu bu bilmem ne. Ben kimseye burada nefret dolu gözlerle bakmadım. Üçüncüsü gerçekten sana inandım. Dördüncüsü Semih'le ve seninle alakalı çıkan saçma sapan sana gelen yorumlardan dışarıdan etkilenip bununla alakalı yorum yaptığın için ve bunun da sebebine ben sebep olduğum geldiği için bana haberi geldi. Ben kendimi bununla ilgili açıklamak zorunda kaldım. Ve sen dün potada da dedin ki dokunulmaz kaldıktan sonra siz beşiniz eğer böyle bir şey dillendirmezseniz olmaz gibi bir şey söylediniz. Ama zaten benim böyle bir şey dillendirmeye gerek yok. Bu arkadaşlar zaten kullanacaklardır. Dediğim gibi kırgınım, üzgünüm. Semih'in benim yanımda olmaması için bir sebep var. O onu benimle paylaştı. Bunu da size çıkınca izlersiniz. Sizin bilmenize gerek yok. Dediğim gibi kırgınım, üzgünüm. Artık güvenim bitti. Potada da Buket'i görüyorum, Altar'ı görüyorum, Bahadır ve Murat Rışvan'ı görüyorum. Murat Rışvan'ın gideceğini tahmin ediyorum. Murat Bey yazarken dedim ki strateji nasıl yapılır? Bunu size öğreteceğim dedim. Strateji illa birilerini buradan göndermek için değil, gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak için de yapılır. Bizler ve herkes sizin davanıza nasıl baktığınızı ve bir davanızın olmadığını Kuretülay'ın Murat'a attığı oyla görmüş oldu. Bundan sonra bizim yanımızda davanın mavanın lafını etmeyin. Murat Rışvan dün akşam yalnızsın, yalnız kalacaksın diye söyleniyordun. Ben de sana dedim evet yalnızım ama sizin gibi sahte değilim dedim. Kuretülay'ın atmış olduğu oy ve grubunuzun içerisinde geçen oyunlar, kumpaslar, ihanetler bunun da bir kanıtıdır. Yanında sana saygı duymayan, seni önemsemeyen, fikirlerine, duruşuna, düşüncelerine hiçbir şekilde önem vermeyen bir adam var ki... Dilay'a bile senden daha çok önem gösteriyor. Bir kadın olarak senin bu duruma düşmenden dolayı gerçekten ciddi anlamda çok üzülüyorum. Bak o önemsiyor diyorsun ya, sen de önemseyebilir evet diyorsun. Üzülüyorum. Kuretülay. Beni savunmadın. Dilay'ı savundum. Ben potadayım. Neyi savundum ben? Aramızda bir münakaşa var. Sen beni savunmuyorsun. Sen farkındaysan Murat abi oy attın. Atarım. Atarsan benden sen ne savunma bekliyorsun? Sen demedin mi artık bizim grubumuz üçlüsün? Sen artık tamam, kendi başının çaresine bana bak. Bana ne ne yaparsan yap atabilirsin. Tamam o zaman bana bununla ilgili hesap sormana gerek yok. Atabilirsin. Hesap ama sen onun söylediği şey evet evet diyorsun. Git evet, onlarla evet, konuş demedim. İstiyorsan. Evet evet demedim. Ha, git onlarla yapabilir, konuş. Yapabilir ne yapayım dedim yani. Ha? Ne var bunda? Ama öyle bir şey yok. Verme sen de o zaman. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Kendi kafana göre çıkıyorsun diyorsun ki. Yok Semih Dilek'i o istemiş olabilir. Murat abi o istememiş olabilir. Öyle düşünüyorum. Murat yanlış abi düşünüyorsun. Murat abi o istememiş, tamam, istememiş demedim. Onun dedim bu hafta yazılma ihtimali. Tamam, ondan dolayı bütün herkesin onu yüklenmiş. Tamam, bu kadar açık ve Semih söyledi dedin. Bu insan benim onu buradan eleyeceğimi tamam. düşünüyordu. Ama benden tamam. dolayı dokunulmazlık alamadı. Tamam. Kendi grubundaki arkadaşı dokunulmazlığı aldı. Onun oyları tamam, da ona gitti. Demek ki burada senin kendisi stratejilerin bana ne yani? Geçerli değil. Tamam, tamam yani. Buket'in gideceğini izlerim. Söylüyorum. O zaman yarın gelir benden bir özür dilersin. Sen istediğin kurmaları yap. Tamam mı? Kurmalarınla sabahtan beri bana diyorsun ki göreceksin. Ben sana söylüyorum. Tamam ben yanlış bu insanın senin şu anki bana yanlış. Olan davranışlarından dolayı ben bu insanı keyiflendirmek istemiyorum. Buradaki beşiği de keyiflendirmek istemiyorum. Senin söylediğin şeylerden ötürü onlarla ilgili söylemiş olduğun şeylerden ötürü bu kötüler onlara bir şey söylemeyecek. Gelip bana söyleyecek. Tamam. Tamam mı? Ben de o zaman tamam. sana şunu söyleyeyim. Senin buradaki tamam. şu anki hal ve hareketlerinden dolayı bu insanlar sana bir şey söylemeyecek. Ben bir şey konuşmadım. Oraya gelip bak diyecekler seni azarladı. Seni küçümsedi, Dilek'i tamam. savundu, seni savunmadı yok, diyecek. Ben seni bu kadar açık bunu. Azarlıyorsun şu anda. Sen yaptın, sen konuştun ya. Sen kör müsün Kuretülay? Sen çıktın konuştun ya. Biraz daha bağır ya. Bak dört köşe tamam. oldular. Bak nasıl tamam, gülüyor. Ben... Sebebi sen olmuş olabilir misin yine? Her şeyin sebebi zaten yine sebebi sen olmuş olabilir misin? Her şeyin sebebi zaten benim. Tamam mı? Yok, Dilay'la baş başa güzel gidebilmeniz adına sana... insanlar bunu daha iyi kullanır. Tamam, ben sana adaklanıyorum. Sen insanların eline
sürekli koz veriyorsun sana yazık. Ne dedi abi? Tamam tamam biz alacağımızı aldık. Biz de alacağımızı aldık. Kahretsin ya. Biraz sonra bunları yendireyim. Adaletimi sana. Ben de sana diyorum ki. Adaletimi sana. Ben de sana diyorum ki. Sen de kahretsin lafıyla kendini kurtarabileceğini sanıyorsun. Pembe banktan şundan bundan. İstediğin kadar gözyaşı dökebilirsin Dilay. İstediğin de yapabilirsin. Seni tanımıyorum çünkü ben seni tanımıyorum. Sana güvenmiyorum. Sen güvenme ya. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Umurumda mı? İstediğin kadar kahretsin diyebilirsin. İnsanların da ikiniz de insanların ikiniz de alakalı kullanabilmesi adına sizin de diyor ki kullandığı gibi ellerine koz veriyorsun sen yani bu kadar ütüyle devamlı sen konuşuyorsun sen veriyorsun ya. Semih sen veriyorsun konuşturma o zaman. Madem ben bireyselim, madem benim iyiliğim için ayrıldın yanımdan, madem beni tek başına bıraktın, o zaman dinlemek zorundasın. Bunların bütün karşılığını beklemek zorundasın. Biraz sonra yani, ağlayacak mısın yine? Sana ne? Sana ne? Git onu tesadüf et. Onun yanında duruyorsun. Benim yanında durmuyorsun zaten. Anladın mı? Ama o senin gibi davranmıyor bana. Anladın mı? O bana saygısızlık yapmıyor. Ama sen bana saygısızlık yapıyorsun. Sen bana herkesin yanında devamlı saygısızlık yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bu olmadı. Doğru söylüyorsun. Zaten kendisi biraz önce açıklama yaptı. Bak seni Murat abi yanında Murat abi bana saygısızlık yapmıyor. Anladın mı? Evet. Ama sen bana devamlı saygısızlık evet çünkü adam sürekli seni pohpol diyor reis reis. Buket ediyor ya sürekli sıvışa sıvışa yanına geldi. Bu adam da bu zamana kadar senin yanında sıvışa sıvışa bir yere geldi. Orada maalesef sen Türkan Hanım gibi inek sağmakla süt sen bakmakla olmuyor. Bu adam da yarın buradan gidecek bu kadar yani gidecek. Evet arkadaşlar aramızda yapmış olduğumuz oylamada bu hafta 8 oyla Altar, 8 oyla Buket, 5 oyla Murat ve 5 oyla Bahadır kotadadır. Hakkınız hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Kurri Tülay'ın açılmalarıyla damgasını vurduğu oylamada Altar ve Buket 8'er, Bahadır ve Murat ise 5'er oy alarak elenme adayı seçildiler. İşte şimdi gidin. Öğrenin strateji nasıl yapılır. O senin gibi davranmıyor bana. Git saygılı onu teselli et. Saygılı hepiniz git saygılı onu teselli olsun. Et. Yuh be. Oylama sonrası Dilay kendini dışarı atarken Kore Tülay'ın kulaklarında hala Semih'in sözleri yankılanıyor. O sana senin gibi davranmıyor dedi ya. Kurri Tülay'ın kendine zarar verdiğini ve kafe grubuyla aynı çizgide hareket ettiğini söylüyor Semih. Dışarıdaki konuşacağımız şeylere bile zarar vermeye başladı.